Ayşe geliyor efendim stüdyomuza. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Niye böyle geldi? Ya işim yüzünden öyle söyleyeyim. İşin yüzünden. Hı-hı. Ben de işim yüzünden. Şapka taktım. Beni de göremiyorlar şu an. Seni de göremiyorlar. Evet. Bil bakalım bu kim adlı programımıza hoş geldin. Ben olsam bu kadar güzel bir yüzü saklamazdım. Maşallah diyorum. Çok hoş. Tolga. Efendim Zuhal Hanım. Talibin geldi. Hoş geldin Ayşe. Merhaba Tolga Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bir şey soracağım, şu an yani geçen bir arkadaş gelmiş şemsiyeli. Sen şu an sırtı dönüksün galiba değil mi? Evet. Neden peki böyle? İş yüzünden. İş yüzünden. Hı-hı. Yani peki benim anlamadığım şu, ben burada gayet cesaretli bir şekilde çıkıp ne istediğimi söyleyebilecek boyuttayım. Siz neden veya daha önce gelen kız arkadaşlar bunu saklıyorsunuz? Diyelim ki ben seninle burada bir ilişki yaşadım. Sürekli gelip gideceksin. Hep bu şekilde mi gelip gideceksin? O zaman gelince onu konuşuruz. O zaman düşünülür. Ya diyelim bugün şu olumlu oldu. Şu an için böyle. Böyle gerekti. Değil mi? Bu şekilde. Düşünsene nikah yaptık size. Burada duayı hiç açmayacağız. Evet ben... arkam dön. Öyle. Farklı olabilir. Ben yalnız Zuhal Hanım böyle bir şey istemiyorum artık şu anda da dahil. Yani bana gelecek arkadaşın yani kendisine özgüveni olsun. Çünkü bu şekilde cidden hoş bir durum değil. Hani ben burada çıkıp ne istediğimi çok açık sözlükle söyledim her zaman. Bana gelecek aday da o şekilde olsun. Yani işinden dolayı, ailemden dolayı hani bu ilk kez başıma da gelen bir şey değil. Evet, 2-3 kez oldu. Evet, en az bir 4-5 kez oldu. İstemiyorum yani ya açalım ya da ben gideyim karşısına o şekilde konuşalım. Yani kendisini saklamanın bir anlamı yok yani. Hiç gelmeseydi, kendine güvenmiyorsa gelmeseydi veya sıkıntısı varsa yine i̇şte gelmemeliydi. İşte bazen şöyle şeyler olabiliyor işte bazı kurumlarda çalışabiliyorlar. Ya da bazen ailevi sebeplerden dolayı özel sebepler olabiliyor. Biz de anlayış göstermeye çalışıyoruz ama evet bir hayli fazlalaştı. Sana da hak vermiyor değilim açıkçası. Bir şey de diyemiyorum. O kadar şey ki hassas bir konu ki sen de haklısın kendi açında. Mesela yani... Ali artık ben böyle talip görmek istemiyorum dedi. Ona da çok geldi böyle. Ve dolayısıyla öyle gelen talipleri Ali'ye almıyoruz. Artık Tolga da görmek istemiyor o şekilde hatta talip. Hatta müsaade ederseniz Zuhal Hanım ben hiç parmağı açmadan kendim geçmek istiyorum. Merhaba, ne haber? Yani bu kadar güzel bir yüzü saklamandaki amaç ne anlamış değil mi? Değil mi? Söyle vallahi ya. Doğru, çok hoş yani? Bir kız. Böyle de gerek. Cidden çok güzel bir kız. Hani... hani niye peki? Yani işine nasıl, ne iş yapıyorsun mesela? Ne, mesleğin ne? Diş hekimi. Tolga pişman oldu söyledik. Evet. Yok, Zuhal Hanım. Hani bu... Yok ya ne paravan açılsın ne ben görmek istemiyorum ya. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Cidden. Aşk olsun ya. Yani yanlış bir noktaya değindim. Söyledim ama yani bu ilk kez geçen gün de söyleyecektim ben burada. Yok çok haklısın. Yok yok yani doğru şaka bir tarafa evet. İki metre adam böyleyim. Böyleyim sürekli ya. Bir de bana sor. Ya benim için de zor. Bak sizin yüzünden hani ben de şapkaya çıkacağım. Bence şöyle yapalım mı Ayşe? Bence buradaki herkes güzelliğini görsün. Sen de dön istersen. Bence görmesinler. Bence görsünler. Ben öyle konuşmak istiyorum senin. Öyle konuşalım mı? Hadi dön bence yok, öyle konuşalım. Yok o şekilde konuşmak istemiyorum. Ama hep böyle mi konuşacağız? Bu şekilde mi olacak? Sen sırtın dönük şu an bir canlı yayındayız. Eğer istersen çaya çıkalım orada konuşalım. Tamam da ama şimdi diyelim ki çaya çıktık seninle geldiğimiz yine aynı şey olacak. Hep bu şeyle konuşacağız anladın mı? Sen bir sonraki gün geldiğimizde burada yine bu şekilde olmayacak mısın? Olacaksın. Doğru haklısın ama bu şekilde geldim bu şekilde çıkmak istiyorum. Yani bu durum bugün sadece olarak... bana mı tuhaf geliyor? Yani buradaki arkadaşlarımız zaten falan ne düşünüyor acaba? Ya tuhaf bunlar olabilir tabii ki de bu da benim seçimim. Hayal abla, Tolga'ya hak veriyorum bu konuda gerçekten. Bir şeyler hissedip geliyorlar gerçek duygularıyla. Tamam güzel ama o özgüveni hepimize yansıtmalılar. Madem bir şeyleri istiyorlar gerçek anlamda. Duyguları net bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Göstermeleri gerekiyor.
Yani görmemesi gerekiyor. Ben Tolga'ya bu konuda hak veriyorum yani. Geçen gün öyle başka birine geldi böyle bir talip. Dedi ki reddedilme korkusu yüzünden dedi. Yani hani televizyonda reddedilmek istemiyorum. O şekilde görünmek istemiyorum diye. Belki onun da mı birazcık etkisi olabilir? Korkusuyla da çok yaşanılmaz ki Zuhal abla yani. Tabii. O düşünceli zaten hani çok yola çıkılmaz. Bana da geldi mesela bu şekilde 3-4 tane talip. Ben de artık senin gibi düşünüyorum. Gerçekten sana çok hak veriyorum. Ya ben buradan arkadaşın ismini tam... İsmi neydi arkadaşın? Ayşe. Ayşe bence gerçekten böyle bir kendini toparla, bir derin nefes al. Bir dön, hepimiz seni görelim. Gerçekten Tolga'ya karşı bir şeyler hissettiysen hepimize yansıt. Ben Tolga'nın da etkilendiğini düşünüyorum zaten senden. O yüzden güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ayrıca da Ayşe çok donanımlı. 4 dil biliyor. Güzel bir işi var. Titiz, temiz, bakımlı bir kadınım demiş. Cidden zor. Spor da yapan, çizim de yapan, dolu dolu yaşayan. Hani çok samimi bir şey söyleyeceğim. Hani ben şu konu olmasaydı görseydim çaya çıkma ihtimalim yüksek bir ihtimaldi. Ya. Ama yani şu cidden artık ben de şey olmuyor yani. Evet, şimdi sonuçta bu televizyon programı Ayşe'cim. Yani devam ederseniz de burada edeceksiniz. Kararınız olacak. Mesela şimdi sen, genelde şunu yaşıyoruz. Olumlu olarak gidiyorlar. Ertesi gün gelmiyorlar mesela. Ki o da denk geldi o zaman. Sen de yaşayacağız mı böyle bir şey Ayşe? Diyelim ki olumlu dedi Tolga, çaya çıktınız. Gelecek misin? Yarın olmaz zaten de. Pazartesi. Ya gelirim, neden gelmeyeyim de şu an için hazır hissetmiyorum bunu. Damla el kaldırıyor ısrarla. Evet Zuhal Hanım. Ben çıkabilir miyim sizin müsaadenizle? Nereye çıkıyorsun? Çıkmak istiyorum çünkü ben bu tarz manzaralara dayanamıyorum ve hani ağlayacağım yani. Çok hani neden? Şurada. Yok, olmuyor yani. Ne olmuyor? Yapamıyorum yani Tolga'yı böyle bir başkasıyla falan. Aa! Sen ciddi misin sen? Aa! Müsaadeniz varsa. Tabii ki. Teşekkür. Allah Allah. Hiç ne bileyim, aklıma gelmez öyle bir şey olur. Ay, cidden ağlamaklı bir şekilde gittim. Zuhal Hanım, o Damla ile ilgili konuyu burada konuşmak istemiyorum. Evet, Ayşe cidden çok güzel bir kız. Çaya çıkacaktım da onu kendisi. Hani görseydim konuşmanın sonrası çaya çıkacaktım ama bu şekilde bir olay olduğu için çıkmak istemiyorum. Ben de müsaade ederseniz yarın oturayım. Yapma ya. Evet. Hay Allah. Ya ben cidden hani çok fazla sıkıldım zaten yani. Daha önce de bu başıma geldi. Daha önce geldim burada birkaç kez olumlu olacakken olumsuz oldu. Kimisi gelmedi falan. Hani kendisine güvenen gelsin Zuhal Hanım. Güvenmeyen hiç gelmesin. Kusura bakmayın. Ya güvenle de çok alakası yok da başka şeyler olabiliyor işte bazen. Ayşe de diyor şu an hazır hissetmiyorum. Saygı duyuyoruz tabii ki. Şu an hazır hissetmiyorsa bir şey diyemeyiz. Ayşe. Efendim. Ne yapacağız? Tolga diyor ki normalde çoğu çıkardım ki bence de çıkardı. Kısmet böyleymiş. Bu şekilde olduğu şey için istemiyorum. Çünkü yarın pazartesi gelmeyebilir diyor. Yaşadık da onu. Sende de aynı şey yaşamak istemiyor haklı olarak. Onun kararı. İstiyorsan, saygı duyarım. Hani Tolga teklif etti. Bir kez de ben söyleyeyim. Hani ben tamam döneyim konuşayım rahat rahat dersen tamam. Yok değilse. Yok, kalsın. Kalsın. Peki. Evet. Ne yapalım? Vedalaşıyoruz seninle. Oysa ki çok güzel şeyler olabilirdi. Üzüldüm ben. Çok hoşsun. Çok tatlısın. Teşekkürler. Sağ ol. Peki. Efendim Demir abi. Nasıl ki yani hem Tolga'yı beğenerek geliyor hanımefendi hem istiyor. Ciddi bir şeyler de olabilir. Tolga şimdi haklı. Ama şimdi Tolga böyle bir ama karar verdiyse ne yapabilir? Onun da kararı bu. Ama saygı duymak Hanım, zorunda. Ama şimdi olur mu? Saygı duysun Tolga'ya en azından. Tamam. O da ben de şu an hazır değilim diyor. Bir şey diyemeyiz. Demek ki Zuhal'ın çok istekli bir şeyle gelmemiş. Hani gelmiş olsaydı siz söylemiş olduğunuz şeyi kabul ederdi ve dönerdi. Peki. Vedalaşıyor muyuz Ayşe'ciğim? Evet. İyi bak kendine. Sizden. Böyle alacağım seni. Peki, rica ederim. Hay Allah, çok enteresan bir şey oldu yani. Zuhal abla, aslında kendi düşüncemi söyleyeyim. Aslında var ya, ben eminim 5 dakika sonra pişman olacak. Bak, bilemeyiz. Gerçekten abla, hani yani ısrar edemeyiz döndü. İstemiyorsa ne hani yapabiliriz? Başkalarının herhalde Tolga da haklı, o da o şekilde devam etmek bazı istemiyor. Düşünceleri çok önemli olduğu için herhalde başkalarının onu önemsiyorlar. Bence çok gereksiz abla ya. Bilemeyiz, hiç kimsenin içini bilemeyiz. Ne yaşadı, ne düşündü. Saygı duymak durumundayız. Zuhal Hanım. Peki, dün Hur, efendim pardon Tolgacığım. Çok özür dilerim. Hani bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın size karşı, burada izleyiciler karşı böyle bir şey yapmak istemezdim ama ben cidden hani çok fazla sıkıldım. Yok, sen de haklısın. Bunu yaşadım 4-5. Hoşlanırsam, beğenirsem falan ki oldu bu daha önce. Ve gelmiyorlar sonra. Kesinlikle.
Olmuyor yani, haklısın. Bundan sonra Tolga da bu şekilde aday görmek istemiyor. Gelecek tarihlerine duyurulmuş.